start-stop özelliği bulunan otomobiline kavşakta stop ettiği gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezayı ilk önce gülünç karşılayan Ersel Sezgin şimdi hakkını mahkemede arıyor. Buyur abiciğim. Aracım kiralık, ikame aracımdı. Aracımda start stop kendisinden fabrika çıkışlı bir özelliği var. Ben kavşakta, dörtlü kavşakta geçerken yol verdiğim halde durdum. Start stop devreye girdiğinde araba stop etti. Tekrardan çalıştı. Sonra ışıklara geldiğimde tekrardan durdum. Tekrardan stop edip tekrardan çalıştığı için evime daha sonrasında 2 gün sonra trafik cezası geldi. İlk kağıdı elinize aldığınızda ne düşündünüz, ne hissettiniz? Ben ilk önce çok şaşırdım. İlk önce arkadaşlarıma attım, böyle bir ceza var mı diye sordum. Onların hepsi ilk önce bana cevap vermedi, herkes güldü. Daha sonrasında ben emniyete gittim. Emniyette polislere sordum. Dedim böyle bir trafik cezasıydım dedim. Onlar da biraz bana güldüler, polisler. Sonra beni mahkemeye gönderdiler, adliyeye gönderdiler. Şikayetçi olmamı söylediler. Ben de oldum. Dilekçeyi oluşturduğumda dilekçeyi yapan arkadaş, yani ilk okuyan arkadaş da biraz güldü bize. Şu anda işlemlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ne kadardı trafik cezanız? 196 TL trafik cezası yazıldı. Ne kadar ödediniz? 147 lira. Ödemeden iptali için başvuramıyor muydunuz acaba? Ödemeyi yapmamız gerekiyormuş. Bu ödemeyi gerçekten sonra 2 ay sonra da tekrardan bize ücreti geri iade ediyorlar. Yeni evet. Yani çoğu markalarında, yani yeni markalarında, eski markalarında çoğunda artık var. Trafik cezasını size kimin yazdığınızı tespit edebildiniz mi? Yok, tespit edemedim. Ben bunu sorduğumda fare müfettiş yazmış olabilir dediler. Onların bize düzenleyenin ismi var sadece. Şu anda hani yazan kişi kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. Sadece şu anda bu cezayı tek yiyebilecek insan sensin dediler. Yani biz bu konu hakkında sadece 3 gündür gülüyoruz. Her yerde karşıma bu çıkıyor. İşte sürekli bu trafik cezasını tek yiyen sensin. Türkiye'de şu anda çünkü bu trafik cezası tek. Ben de tek olduğumu düşünüyorum. O yüzden bu cezayı kabul ediyorum artık. Peki kiraladığınız firma ne söyledi bu cezayla alakalı? Arabada ne gerekirse, inceleme gerekirse biz hemen yaparız ama ilk defa böyle bir cezaya karşılaşıyoruz dediler. Gereken neyse adliyeye biz arabacıyla götürürüz, arabayı tekrardan inceletiriz. Böyle bir ceza ilk defa yediniz. Aynen. Türkiye'de tek olduğuna inanıyorum. Şu anda emsali yok. Bir inceler misin cezayı?